Değişiklik İş Okulu'nda bugün sökük dikiyoruz. Bugün bir sökük dikeceğiz. Hani başımıza en fazla gelen, dikiş dikmeyi bilen insanlar olarak, hani bir de terzi olduğunuzu söylediğinizde, yani kendinizi öyle tarif ettiğinizde başınıza gelen, ama bu kendisi çok sevdiğimiz Tridia ekibinin biricik Recep'inin kazağı olduğu için özenle dikeceğiz. Kendisi az önce buradan ayrılırken kazağındaki söküğü fark etti. Böyle farkında olmadan şöyle bir bırakıverdi. Biz de bunu değerlendirelim dedik ki zaten zannedersem en önemli numaralardan bir tanesi. Gizli dikişleri ve minimum dikiş numaralarını çeşitli videolarda bulabilirsiniz zaten kanala döndüğünüzde ve izlemiş de olabilirsiniz. Bir hırkaysa ve kazaksa bu. Yani eğer el örgüsü bir hırkaysa tabii ki de dikişle. O günlerin iriliğinden dolayı çok da böyle el dikişiyle çözümleyebileceğinizi zannetmiyorum. Orada biraz örme detayı işin içine girecek. Ama triko kumaştan bir şeyse ve eğer sökük böyle zaten kol dikişi, yan dikiş, boyun gibi bir yerlerdeyse çok daha rahat çözebilirsiniz. Gizli dikişle. Recep'in de kazağı böyle tam olarak kolunun arkasından böyle nereden yırtılmış? Yani daha doğrusu sökülmüş. Çok da yırtılma değil zaten. Kolun tam böyle evinden sökülmüş. Benim kalın bir ipim var. Siyah. Ha, şu hazır kesilmiş kalmış parçayı kullanayım. İğnemi takıyorum. Birazını dikişin yuvasından yani bir önceki yerinden takip ederek normal usul usul yapacağım. Birazını da onu daha farklı nasıl dikebilirsinizi göstermek için yapacağım. Şimdi öncelikle tersini çeviriyorum. Parçaların nasıl birleştiği yönü buluyorum. Özellikle şu kol evinden dolayı başlayayım. Çok daha hızlı gider. İpin topunu yani ucunda bağladığım yere şöyle daha güvenli bir yerde takıyorum. Bir kere orada sabitliyorum. Biraz yürüyorum ve adeta bir dikiş yolculuğu anlatıyorum. Şimdi buradan ben iğne ardıyla gideceğim. Geriye ileriye çok daha güvenli olacak. Dikişi çok gösteremiyor olabilirim bu sefer çünkü siyah ama yavaş yavaş izlersek Adnan belki bizim için bunu güzel çeker. Burada biraz ipi sıkıştırabilirsiniz. Triko olduğu için içinde ip bol kalacak yani gözenekli bir şey olduğu için diktiğiniz. Boşluk kaldı. Onu dışarıdan dikeceğim. Belki farklı bir yandan dikmek durumunda kaldığınız bir şey olur. Orada nasıl yapacağınızı bilin. Son olarak. Şurayı dikmiş oldum. Şimdi şu boşluk alanını da gizli dikişle dikeceğim. Elimi altına yerleştiriyorum. Dikeceğim yeri birazcık daha rahat belirleyebileyim diye. Birkaç sıradan sonra ipleri çekiştiriyorum.
ve iki yakayı birleştiriyorum. Sökülen yerin üzerine doğru biraz daha devam edeceğim ki o sökük ipi tekrar yürümeye devam etmesin, sökülmek üzere. Hatta gördüğüm bir yerde ilmeğin, iğnemin ucuyla çevresinde dolanıyorum o ipliğin ve orada düğümü atıyorum ki biraz daha yolunu kapatmış olayım o sökülüğü. Değişiklik iş okulunda bugün sökük yaptık. Vallahi yaptık. Bu en basitiydi. Sökükleri hani şöyle usulünce kapatmanın yöntemi için isterseniz içeriden iğne vardı, isterseniz dışarıdan gizli dikiş yöntemini kullanabilirsiniz. Daha sonra size bunların daha bir değişiklerini göstereceğim. Göstere göstere sökük dikmek konusunda da fikrimiz olacak. Kanalın yeni videolarını ve yeni derslerini takip etmek için abone olun. Yani abone tuşuna basın, takip etmeye başlayın. Yorumlarınızı ve önerilerinizi de kutucuklarla bize paylaşın. Sonra tekrar görüşelim. Görüşmek üzere.